Merhaba arkadaşlar, Pratik Bilgiler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle farklı bir çalışma yapacağız. Bir maske hazırlayacağız. Beyazlatıcı pirinç maskesi. Elimde pirincim var. 2 kaşık pirincimizi alalım şöyle tabağımıza. Koyduk. Pirincimizi koyalım. Ürün neler var elimizde sayalım. Kayısı çekirdeği yağı. Hindistan cevizi yağı, menekşe yağı, bunlardan birer tatlı kaşığı koyacağız. Bir de aloe vera jeli de kullanabiliriz. Benim elimde böyle vardı, aloe vera bir yaprağını koparmıştım, hazırlayamadım, buzluğa attım. Şu anda çıkardım. Böyle sonradan jelini çıkarıp yıkayacağız. 2 çorba kaşığı pirincimizi yıkayalım. Ateşe 2 bardak suyla koyalım. Haşlayalım. Evet arkadaşlar, pirincimizi yıkadık. 2 çorba kaşığı pirinçti. Bunu şimdi altını yakacağım. Ocağımızı yaktık. 2 su bardağı suyum da var. Ilık bir suydu. Elimde ılık suyum var. Soğuk su da konabilir. Böyle kaynayacak bu. Aşama aşama size göstereceğim. Şu şekilde kaynayacak. Bir çorba kaşığıyla da hazırlayabilirsiniz. Ben 2 çorba kaşığı yapmak istedim. Bunu arkadaşım benden ısrarla istiyordu. Bunu hazırlamamı istedi. Ben de kendisi için hazırlıyorum bu karışımı. Ben daha önce kullandım. Farkını kendisi gördü. Bana da ısrarla hazırlar mısın dedi. Şu anda onun için ben de hazırlıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle haşlanıyor yavaş yavaş. Şimdi bu aşama artık biraz daha pişmeye zamanımız var. Ama ne yapacağız? Böyle kaşıkla eze 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 pişirmeye çalışacağız. Suyunu çektireceğiz. Aşama aşama size göstereceğim. Şimdi biraz daha pişsin. Küçük ocağı aldım. Hani hızlı suyunu çekmesin. Pirinçler farklı oluyor. Benim pirinç biraz 2 bardakla pişer de hani bazı pirinçleri bir bardak daha koymak gerekiyor veyahut da yarım bardak. Siz kendiniz ayarlarsınız. Pişmemişse biraz daha sıcak su eklersiniz. Pişirmeye devam edersiniz bu şekilde. Şöyle eze eze iyice ezmemiz gerekiyor. Örneğin yüzünüzü temizlemek istiyorsunuz. Cildinizi temizlemek istiyorsunuz. Hani elinizde toniğiniz yok. Şu suyu süzüp pamuğu batırıp yüzünüzü silebilirsiniz. Ben denedim. Toniğim yoktu evde. Temizleme toniğim. Ondan dolayı şu suyunu aldım. Daha önce haşladım böyle. Suyunu süzdüm. Pamukla güzelce bir temizledim. Ondan sonra da bakım kremlerimi sürdüm. Hani krem kullanmıyorum. Şunu göstereceğim şu anda zaten. Gece kremi hazırlıyoruz biz. Bu bir gece kremi. Gündüz sürülmüyor bu krem. Beyazlatıcı bir gece kremi olacak. Hem bakımını yapacak hem rengini beyazlatacak. Denerseniz farkını görürsünüz. Hani biz denedik. Arkadaşım ısrarla benden istediği için ben bugün onun için hazırlıyorum. Hazırlarken de size bir video çekeyim dedim. Evet arkadaşlar, kıvamını görüyorsunuz. Bu kıvama gelinceye kadar ben böyle eze eze haşladım. Şu şekilde. Rengi böyle biraz pembemsi oldu ama herhalde pirinçten kaynaklı. Çünkü ben bir şey katmadım henüz. Şu şekilde eze eze karıştıra karıştıra biraz bir şey daha suyunu çekeceğim. Süzmeye başlayacağım. Birazcık yağlar da katacağım için. Aşırı cıvık olduğu zaman akıyor. Bu da ister istemez rahat kullanılmıyor. Gördüğünüz muhallebi kıvamına getirdim. Ben iyice de eze eze pişirdim. Bunu haşlayıp da direkt de süzgeçte de ezebilirdiniz. Benim vaktim vardı. Başında durarak böyle eze eze muhallebi kıvamına getirdim. Şu şekilde. Bakın. Süzgeçten geçireceğim birazdan. Hiç bekletmeyeceğim. Sıcak sıcak süzgeçten geçireceğim. Evet.
Evet arkadaşlar, kıvamı bu şekilde ayarladım. Şimdi beraber süzgece dökelim. Kaşıkla eze eze geçireceğim. Evet arkadaşlar, süzgece boşalttım. Zaten muhallebi gibi olmuş. Tam kıvam, az kalmış kıvamını bulmaya. Bu şekilde süzgeçten geçireceğiz. Biraz süzgecimiz küçük oldu galiba. Bakın, şöyle damlamaya başladı. Krem kıvamına gelmeye başladı. Şimdi bunu böyle geçireyim süzgeçten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, süzdüm. Bu şekilde böyle bir kıvam aldı. Şimdi yağlarını koyacağız. Aloe vera jelini koyacağız. Elinizde bu aloe vera jelinden yoksa, hazır aloe vera jelleri de var, satılıyor. Onlardan da bir çorba kaşığı koyarsanız yine aynı işlemi görür. Eğer cildiniz çok kuruysa Hint yağı da katabilirsiniz. Cildiniz biraz mat görünüyorsa E vitamini katabilirsiniz. Yani destekleyebilirsiniz bu ürünü. Bu böyle. Şimdi aloe vera jeline geçelim. Ben ne yapacağım? Biraz böyle alttan başlayacağım. Eze eze. İçindeki jelinin kolay çıkmasını. Bu buzluktan çıktığı için biraz böyle yumuşamış. Ben hemen hazırlayacaktım. Hazırlayamadım. Şu anda patladı bile. Şöyle yanına çekelim. Sonra açacağız. Evet arkadaşlar, jeli böyle sıyıracağız kaşıkla. Benimki biraz buzluktan çıktığı için beni zorluyor. Taze olsa daha güzel oluyor. Jelini görüyorsunuz. Bakın, akıyor. Bir çorba kaşığı olması yeterli benim için. Ki fazla çıkar. Ben böyle biraz sıyıracağım. Koyacağım. Bakın, çıkıyor yani. Şurada da vardı henüz. Ben bunu böyle sıyırayım. Tekrar gösteririm size. Ne yapayım? Evet arkadaşlar, benim jelim yeterli gelmedi. Ben bir tane daha aloe vera jeli kopardım. Yaprağından kopardım. Kendim yetiştiriyorum. Şu şekilde. Bakın, içinden akmaya başladı. Bu taze olanı. Taze olursa daha rahat olur. Ben bir çorba kaşığı koyacağım için. Evet. Bir çorba kaşığı yeterli. Yanlara da akmıştı. Bu böyle yeterli olur. Bunu atmayın. Şu şekilde ellerinizin üstüne sürün. Yüzünüze sürün. İçinde halen jel vardır. Evet, böyle. Menekşe yağımı aldım. Bir tatlı kaşığı menekşe yağı koyacağım. Harika kokuyorlar yağlarım. Şöyle bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı koyacağım. Evet, bir tatlı kaşığı da kayısı yağı koyacağım. Hint yağı da olur. Dediğim gibi vitaminlerden de tepsiye yapabilirsiniz. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Bu kadar. Bu şu anda bizim gece kremimiz. Mucize. Kesinlikle ara vermeden her gece kullanıyoruz. Cildiniz yağlı değilse. Kuru ciltlere çok güzel oluyor. Şu anda iyice böyle karıştıra karıştıra krem kıvamına getireceğim. Ha, biraz pütürlü olabilir. O hiç sorun değil. Sürünce şey yapıyor. Evet arkadaşlar, böyle bir kıvam aldı. Böyle bir küçük kutum var. Dolduracağım.
Siz isterseniz katı, istemiyorsanız az bir şey daha yağ katabilirsiniz, yarım şar kaşık daha. Ben böyle katı istiyorum. Bunu arkadaşım için hazırladım. Geri kalanını da bana ayıracağım. Kendim için ayıracağım. Şu şekilde. Evet. Bunu bu şekilde kapağını kapatırsanız 10 gün dolapta kalıyor. 10 gün 15 gün sürer. Zaten kullanmanız da ancak o kadar gidiyor. Evet. Şunu da kendim size bir farklı bir ayrıntı daha, bir maske daha hazırlayacağım. Onu da göstereyim. Ondan sonra bunu da uygulamasını göstereceğim. Elimde ne var? Karbonat var. Limon var. Arındırıcı bir maske hazırlayacağım. Şöyle karbonatımı döküyorum. Bu kadar yeterli şu anlık benim için. Şöyle göstereyim. Hani nelere faydalı? Kırışıklıklara, peeling olarak arındırıyor. Ölü hücreyi götürüyor. Nelerde kullanamazsınız? Çok hassas ciltlerde. Kızarıklıklar olur. Damarlar görünür. Hani kılcal damarlar göründüğü zaman kesinlikle bunu sürmüyorsunuz. Çünkü asit. Karbonata batırıyorum. Elinizi yıkamış temiz bu şekilde ben size göstermek için şu anda böyle hazırladım. Bunu yüzünüze de uygulayabilirsiniz. Şu şekilde batırıp arındırıcı olarak kullanacaksınız. Kahverengi lekeler oluyor. Güneş lekeleri varsa gitmesine yardımcı oluyor. İnceliyor. Zamanla çıkıyor. Bunu haftada 2 kere, 3 kere uygulayabilirsiniz. Bunu yaptınız şu şekilde. Kahverengi lekeleriniz ne varsa zamanla çıkacak. Haftada 2 kere yaptığınız zaman yeterli. Şu şekilde. Ben yıkayayım. Kremin uygulamasını da göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kremin uygulanışını göstereceğim. Elimi yıkadım. Tabi size hemen arkasından sürmemeniz gerekiyor da ben şimdi videoda size arka arkaya göstermek zorunda kaldığım için böyle uyguluyorsunuz. İyice yedire yedire bir 10 dakika bekleteceksiniz böyle. Hani ben elimde 10 dakika bekleteceğim ama siz bunu gece kremi olarak süreceksiniz. Böyle iyice yedire yedire. Evet, videomuz bu kadardı. Kıvamı böyle. Bunu arkadaşıma hazırladım, bunu kendime hazırladım. Bu şekilde hazırladım. Kapatıp dolapta bitinceye kadar kullanacağım. Şunu da şu şekilde kapatıyorum. Kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın.